Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında ana haber bültenine hoş geldiniz. Bendeniz Mustafa Balevi. 21 Ocak Cuma günündeyiz efendim ve hiç vakit kaybetmeden bültenimize geçiyoruz. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Sonrasında da cemaate hitap etti. Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva anamıza hakaret eden şarkıcı Sezen Aksu'yu isim vermeden sert sözlerle eleştirdi. O dilleri yeri geldiğinde koparmasını biliriz dedi. Allah valideniz olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva validemize hakaret eden Sezen Aksu'ya sert bir tepki geldi. Siz dersiniz. Çamlıca Camii'nde Cuma namazı sonrası cemaate seslenen Erdoğan, kimse Hazreti Adem Efendimiz'e dil uzatamaz, o dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir dedi. Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da dil uzatanlara haddini bildirmek görevimizdir. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sert tepkisini ekranlara getirdik. Bir sert tepki de dün Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınıyla ekranlarınıza gelen Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin haftanın sohbeti programında Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'den geldi. Ve kendisi Sezen Aksu ve ona destek verenlere yönelik çok sert ifadeler kullandı. İşte o sohbetin o can alıcı kısmı. Evet, dün akşamki programı izleyenler zaten Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin bu sert çıkışını dinlemişlerdir, izlemişlerdir. Biz izlemeyenler için tekrar ekrana getirdik bu kısmı. Allah razı olsun Cübbeli Ahmet Hocamızdan. Yani milyonlarca Müslümanın sinesinde bir yük teşkil eden bu meselede, bu konuda onların yükünü hafifletti, bizlerin yükünü hafifletti. Bu çıkışlar... Gerçekten bu mesajlar fevkalade önemli. Kimse bizim dini değerlerimize hakaret edemez, aşağılayamaz. Fikir özgürlüğü kapsamı altında değerlendiremez. Buna bu millet gereken cevabı verir, verecek, vermeye de devam ediyor zaten. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve biliyorsunuz gündemde ne var? Rusya-Ukrayna arasında artan gerilim var. Bu konuyla ilgili açıklama yaptı Erdoğan. Ve iki taraf içinde aslında sükunet çağrısı yaptı. Türkiye'nin bu konuda elinden gelen çabayı ortaya koyacağını söyledi. Ve aynı zamanda arabuluculuk teklifini bir kez daha tekrarladı. Değerli arkadaşlar, öncelikle... Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, krizin çözümü için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik bir gelişmenin olması veyahut da bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu daha önce de gerek Zelenski'ye gerek Sayın Putin'e de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir. Bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız. Salgınla mücadeleye de değinen Erdoğan, hastanelerde herhangi bir olumsuz durum olmadığını kaydetti. Aslında omikron
daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Yani vaka sayılarında belki artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hemen yanı başında da Sağlık Bakanım da var. Ama hastanelerimizde bizim şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum pozitif. Vaka olarak söylemiyorum. Şu anda gelişmelerde olumlu. Ve bu da tabii şunu gösteriyor. Yani şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini ve bu hastane inşaatlarımız sebebiyle de gerek şehir hastanelerimiz gerekse diğer hastanelerimizin inşası Türkiye genelinde dikkat edilirse hızla gerçekleşti. Ve şu anda hastanelerimizde doluluk oranı da böyle anlatıldığı, zannedildiği gibi değil. Öyle mi Fahrettin Bey? Yani böyle bir durumdayız. Dolayısıyla buradan da endişemiz yok. Ama her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz. Fakat biraz vatandaşlarımızın da dikkatli olmasında, yani 3M bizim için önemli malum. Maske, mesafe, temizlik, kurallara dikkat etmemiz isabetli olur. Ondan sonra niye böyle oldu dememek lazım. Biz bundan dolayı da tabii üzüntülüyüz. Elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün sınırın sıfır noktasındaydı. Kuvvet komutanlarıyla birlikte birlikleri denetledi Bakan Akar ve teröristlerin teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever. Diyarbakır'da aylardır, hatta yıllardır acılı aileler evlatları için eylem yapıyorlar. Nerede? HDP il binası önünde. Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılmıştı. Bundan da HDP'yi sorumlu tutuyorlar. Çünkü evlatları dağa gitmeden önce, kaçırılmadan önce en son görüldüğü yer HDP binasıydı. O aileler günlerdir eylem yaptı ve sonuç almaya da devam ediyor. En son Diyarbakır'da Yıldırım ailesi de evlatlarına kavuştu ve çocukları Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmuştu. İşte o kavuşma anı geliyor ekrana. Bir adım ufak bir şey girelim. Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu. Beraber aldığımızda kafa da giriyor. Sağ sola Sedat sağ. Daha kaçırılan oğlu Mehmet Akif için Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Yıldırım çifti. Terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan oğluna 8 yıl aradan sonra sarıldı. Sedat, oraya yazın. Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan Yıldırım çifti, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada 8 yıl sonra kavuştukları oğlu Mehmet Akif'e sarıldı, gözyaşı döktü. Duygu dolu anlar yaşayan baba Yıldırım, Allah devletimizden razı olsun dedi. Allah devletimizden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız, Jandarma Teşkilatı, Emniyet Teşkilatı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yıldırım ailesinin de evladına kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 34'e yükseldi. Belki de bu sayı 340'a çıkacak. Çünkü Diyarbakır'la beraber başlayan PKK'ya yönelik bu isyan sonuç veriyor hakikaten. O ailelerin yavruları da seslerini duyuyor ve kaçmanın yollarını arıyor. Hakkari'de de yine aynı şekilde acılı aileler Hakkari HDP il binası önünde soğuğa rağmen bugün oturma eylemine devam etti. Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine dondurucu soğuğa rağmen bu haftada devam etti. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler ellerinde Hakkari anneleri, Diyarbakır anneleriyle omuz omuza evlat nöbetinde yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP binası önüne kadar yürüdü.
Engelmeri'nin 25. haftasında da soğuk havayı aldırış etmeden terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışarak bir süre oturma eylemi yaptı. Eyleme destek için Şemdinli'den yakınlarıyla gelen Melek Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, daha kaçırılmış, kandırılmış çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi. Yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye seslendiklerini belirten Çiftçi, başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın, PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün dedi. Çiftçi, inanıyoruz ki azimle seslerimizi yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelere teröre son diyoruz, teröre lanet ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır. Bizlere katılın, bu haklı davamızı büyütelim. Çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak. Kan ve ölümler son bulacaktır, ifadelerini kullandı. Aileler açıklamanın ardından HDP ile terör örgütü aleyhine slogan attı. Ve terör örgütü YPG-PKK, Afrin'de terörden arındırılmış bölgede sivilleri füzelerle hedef aldı, füzelerle saldırdı. Ve bu saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı. Terör örgütü YPG-PKK'nın varlığını sürdürdüğü Tel Rifat bölgesinden Afrin ilçesindeki yerleşimlere füzeyle saldırması sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı. Terör örgütü YPG-PKK yuvalandığı Tel Rifat'tan Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Afrin'in batısındaki Meryem'in bölgesine füzelerle saldırdı. Saldırıda araç içindeki bir sivil öldü, 2 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Teröristler Afrin ilçe merkezinde Siyaset Bulvarı, Ziyadiye ve Racu yollarına da 6 füze fırlatıldı. Olayda 3 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı. Böylece bugün içinde Afrin ilçesine yapılan terör saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı. Gana'da bugün korkunç bir patlama oldu. Western ilinde madencilikte kullanılacak patlayıcılarla yüklü kamyon motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu da oldukça geniş bir alanı etkileyen bir patlama meydana geldi. Öyle ki ölü sayısına dair rakam bile açıklanamadı. Gana polis hizmetlerinden yapılan açıklamada, Western vilayetinin Bogoso-Bavdiye karayolunda madende kullanılacak patlayıcıları taşıyan aracın karşı istikametten gelen motosikletle çarpışması sonucu büyük patlama meydana geldiği belirtildi. Açıklamada patlama nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi. Ancak sayı paylaşılmadı. Çevredeki evlerin hasar gördüğü bilgisine de yer verilen açıklamada, polis ve diğer acil servis sağlayıcıları tam bir acil durum kurtarma tatbikatı başlattı. Bu talihsiz durumu yönetirken herkesi sakin olmaya çağırıyoruz ifadeleri kullanıldı. Efendim, İstanbul Sultanbeyli'de panelvan minibüs sürücüsü ve yanındaki 4 saldırgan maddi hasarlı trafik kazasına karıştıkları İETT otobüsünü herkesin gözü önünde tekme tokat darp etti. İETT otobüsü şoförü 10 gün iş göremez raporu aldı. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 11 üs hattıyla Üsküdar Sultanbeyli seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli'de durakta yolcuları indirip hareket ettiği sırada panelvan minibüs sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı. İETT otobüsü sol tarafa geçmeye çalışsa da minibüsün aynası kırıldı. Kazaya sinirlenen panelvan minibüs şoförüyle yanındaki 4 kişi İETT şoförüne tekme, tokat atarak saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan otobüs şoförünün yardımına yolcular koştu. Otobüs şoförüne saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı otobüs şoförünü hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan şoföre 10 gün iş görmez raporu verildi. Hastanede burnunun kırıldığı tespit edilen İETT şoförü Kayır, darp raporu alarak saldırıyı gerçekleştiren panelvan minibüs sürücüsüyle yanındaki 4 kişiden şikayetçi oldu. Sultanbeyli Sarayı'da yolcumu indirdim, yola çıktım. Saray durağından aşağı inerken solumdan gelen araba önüme kırdı. Ben vurmamak için sola attım kendimi, onun aynasına dokundum. Rapor tutmak için peronlara davet ettim. Onlar da gelmek yerine bana hakaret edip, küfür edip, dövüp gönderdiler hastaneye. Hastanede açtım gözlerimi. İşim dönüyor, burnum kanıyor, burnum kırık. Nefes alamıyorum. Eve gidip istirahat etmem lazım bir an önce. Şikayetçi olacağım. DAP raporunu aldık. 10 gün iş göremez raporu verildi. Şikayetçi olacağız. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Efendim, Beyaz Rahmet bir hafta 10 gündür Türkiye'yi etkisi altına almıştı. İstanbul'da da dört gözle bekliyorduk. İşte o gün nihayet geldi. Çok şükür İstanbul'a da kar yağışı başladı. Meteorolojiden ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Soğuk hava ve kar yağışının bir hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Anadolu'da etkisini gösteren kar ve soğuk hava İstanbul'a da geliyor. Mega kentte akşam saatlerinde başlayacak yağış gece saatlerinde kara dönecek. Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda il için turuncu uyarı verdi. İstanbul'da yarın, pazar, pazartesi ve salı günleri kar yağışının etkili olması bekleniyor. Beklenen kar yağışı ile ilgili bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada önümüzdeki bir hafta boyunca etkili olması beklenen dondurucu soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların sıfırın altında seyredeceği, beraberinde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor denildi. Özellikle Arnavutköy, Şile, Pendik, Tuzla gibi ilçelerde 40 santimetrenin üzerinde kar örtüsü bekleniyor. Kar ve soğuk bir haftadan fazla etkisini sürdürecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklık eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve pazarda etkili olması beklenen kar yağışının önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği uyarısı yapıldı. Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Karnelerini aldılar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaptı. Yarı yıl tatili uzayacak mı, uzamayacak mı? Bu soru çok tartışılıyordu. Yarı yıl tatilinin uzatılmayacağını söyledi Bakan Özer ve okulların 7 Şubat'ta tekrar açılacağını duyurdu. Türkiye'de bugün öğrencilerin yarı yılı tatili coşkusu yaşanıyor. Merhabalar, nasılsınız? Ankara Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci yarı yıl karne dağıtım törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de okul bahçesinde açıklamalarda bulundu. Mesafeye, hijyene de... Bugün itibariyle başlayacak olan yarı yıl tatiliyle ilgili konuşan Özer, iki haftalık tatilin uzamasını gerektirecek bir durumun olmadığını aktardı. Arkadaşlar biz biliyorsunuz bu süreçte bir... bilimsel verilerle bir elektronik takip sistemi oluşturduk ve verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarı yıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız. Teşekkür ederim. İstanbul'da da yine öğrenciler karnelerini aldı. Vali Ali Yerlikaya da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile birlikte Fatih'teki Aksaray Mahmudiye Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. İstanbul'da öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı. Fatih'teki Aksaray Mahmudiye Ortaokulu'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı. Öğrencilere karne ve başarı belgelerini veren Yerlikaya, bol bol eğlenin, dinlenin, kitap okumayı da ihmal etmeyin tavsiyesinde bulundu. Yerlikaya daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler ay yıldızlı kıyafetleriyle hep birlikte şarkılar söyleyerek eğlendiler.
Ders sıralarına oturan Vali Yerlikaya da öğrencilere eşlik etti. Öğrenciler hem karne almanın hem de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuk olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Hani dün demiştik ya, dolandırıcılıkta hakikaten yöntem bitmiyor diye. Bugün İstanbul Emniyeti dolandırıcılara bir darbe vurdu. Bunlar otomobil dolandırıcısı. Dolandırıcılık yöntemi de çok ilginç. Bir araç satın alıyorlar. Sonra o aracın, satın aldıkları aracın çalındığını bildirerek kaskodan para alıyorlar. O arabaların da motor ve şasi numaralarını yurt dışından gelen otomobillere entegre edip vatandaşlara satıyorlar ve bir kez daha dolandırıcılık yapıyorlar. İşte bu dolandırıcılık şebekesi 30 kişiden oluşuyordu. İstanbul polisi affetmedi. Satın aldıkları araçların çalındığını bildirerek kaskodan parasını alan ve bu otomobillerin motor ve şasi numaralarını yurt dışından gelen araçlara entegre ederek dolandırıcılık yapan 30 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kasko firmalarından bazı araçların çalındığı yönünde gelen şikayet üzerine çalışma başlattı. İstanbul merkezli 5 ilde çalışma yapan ekipler, çalındığı yönünde ihbarda bulunan bazı araçların ÇENÇ yönetimiyle motor ve şasi numaralarının yurt dışından gelen araçlara entegre edildiğini belirledi. Çalındığı yönünde ihbar yapılan araçların bedelinin de kasko firmalarından alındığını saptayan ekipler 5 ilde 32 adrese operasyon düzenledi. Erdal. Adreslerde aramalarda Kaleşnikov tüfek, 3 tabanca, 520 mermi, sahte plakalar ve evraklar ele geçirildi. 30 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir'de de polis ekipleri tefecilerin peşindeydi. Yapılan tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ali Ağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Ekipleri, kent merkezi ve Ali Ağa ilçesinde bazı kişilerin ekonomik durumu iyi olmayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandırdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 255 bin lira değerinde 11 adet senet, 358 dolar, 408 avro, 8 bin lira, 2 av tüfeği ile 11 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün savcılıktan serbest bırakılırken 5'i tutuklandı. Biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtta meydana gelen bazı trafik kazalarını ekranlarınıza getireceğiz efendim. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı ve bu kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde de bir aydınlatma direği devrildi. O sırada seyir halinde olan bir otomobilin ön camından girerek direksiyonuna saplandı. Bunun da görüntülerini ekrana getireceğiz. Sultanbeyli'de maalesef bir çocuk dedesinin ticari aracını gizlice aldı ve kazaya karıştı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. Mukadder Balkın İdaresi'ndeki otobüs Denizli-Afyonkarahisar karayolunda Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü tıra çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Balkın olay yerinde hayatını kaybederken 21 yolcuysa yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde devrilen aydınlatma direğinin baş kısmı seyir halindeki otomobilin ön camından girerek direksiyonuna saplandı. Mustafa Ciğer İdaresi'ndeki seyir halindeki otomobilin üzerine Zeytinlibahçe Caddesi 4935 sokakta henüz belirlenemeyen nedenle aydınlatma direği devrildi.
Bu sırada direğin uç kısmı arabanın ön camını kırarak direksiyona saplandı. Kaza sonucu araçta hasar oluşurken sürücüyle arabada bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu. Sürücü Mustafa Ciğer sihir halindeyken önce kablolarının aşağı sarktığını belirterek, "O sırada durdum, sonra direkt arabaya düştü, sakindim, cam patlayınca geri çekildim, sağlık durumumuz iyi, yapacak bir şey yok, dikkat etmek lazım," dedi. Bu arada ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler direğin kaldırılması için çalışma başlattı. Sultanbeyli'de çocuğun gizlice alarak kullandığı dedesine ait ticari taksinin panelvanla çarpışarak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Dedesi M.Y.'ye ait ticari taksiyi gizlice alıp arkadaşı H.D. ile trafiğe çıkan M.Y.Ö. polislerin dur ihtarına uymayarak yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sırasında tehlikeli ve kontrolsüz şekilde ilerledi. Hamidiye ve Medine Caddesi'nin kesişiminde seyir halindeki panelvanla çarpışan ticari taksi kaldırımın üzerine yan devrildi. Ticari taksiyi kullanan M.Y.Ö. ve arkadaşı H.D. kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından polis tarafından muhafaza altına alındı. Çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon vardı. 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirdi. Polis ekipleri bir kişiyi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Güzeloba Mahallesi'nde CD'nin Doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Aramada 30 kilo 870 gram eroin, 6 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ile bazı materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Efendim, yurdumuzda kar yağışı hakikaten oldukça etkili. Muş'a gideceğiz. Muş-Bingöl karayolunda da bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti. Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Muş-Bingöl karayolunda araçlarıyla mahsur kalanlara jandarma ekipleri yardımcı oldu. Muş-Bingöl Karayolu'nun 45. kilometresinde onlarca araç tipi ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında geçici olarak yolu trafiğe kapatan jandarma ekipleri bölgedeki vatandaşların yardımına koştu. Yaklaşık 5-6 saattir buradayız. Kara saplanan araçların etrafını kürekle temizleyenlere yardım eden jandarma, karayollar ekiplerinin de yardımıyla araçları bulundukları yerden çıkardı. Görüş mesafesinin düştüğü bölgede karayolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışması yaptı. Operasyon başlatıldı aslında. Vatandaşlardan Doğan Kazciç yolda tipiye yakalandıklarını belirtirken, jandarma ve karayolları ekipleri yardımımıza yetişti. Aracımızı bulunduğu yerden çıkardık, Allah razı olsun, dedi. Tipi ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yolun trafiğe açılacağı öğrenildi. Evet, yetkililerin hakikaten tavsiyesini dinlemek gerekiyor. Böyle havalarda, böyle yerlerde özellikle kışın çok etkisini sağlam hissettirdiği noktalarda mümkün mertebe dışarıya çıkmamak, yolculuk yapmamak gerekiyor. Allah muhafaza, ne zaman, nerede mahsur kalacağınızı da bilemeyebilirsiniz. Ekiplerin ne zaman gelebileceğini de bilemeyebilirsiniz ki onlar da insan. Yani onlar da o dağı, dereyi, tepeyi aşarak geliyorlar, kapalı yolları aça aça geliyorlar. 2 saatte mi gelir, 3 saatte mi gelir, 5 saatte mi gelir, o esnada yani nasıl dayanacaksınız? Dolayısıyla bu tedbirleri uygulamak gerekiyor, yetkililerin sözünden çıkmamak gerekiyor hakikaten. Şimdi bakın, Kızılırmak buz tuttu. Yani o manzaralar gelecek ekrana. Soğuk hava ve kar yağışı etkisini iyiden iyiye hissettiriyor. Sivas'ta 203 köy yolu da ulaşıma tamamen kapanmış durumda.
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 203 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre il genelinde 203 köye ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların açılması 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor. Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor. Yol açma çalışmasında ekipler hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor. Öte yandan Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı. İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra burnundan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın tarihi kesik köprü mevkisi buz tuttu. Kentte sıcaklık gece sıfırın altında 16, gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Van'ın Çatak ilçesi. İnanılmaz soğuk bir yer hakikaten. Yani Türkiye'nin en soğuk köyü de orada. Geçen gün haberini verdik. Eksi 40 dereceye yakın bir hava durumu var orada. Hava sıcaklığı var. Eksi 40 derece. Dolayısıyla sadece insanları olumsuz bir şekilde etkilemiyor bu soğuk. Hayvanları da ne yazık ki olumsuz etkiliyor. Hatta köylüler ahırlarda variller içerisinde ateş yakıyorlar. Efendim, seyir halindeki 112 ekipleri donmak üzere olan bir oğlağı gördüler ve tabii kayıtsız kalmadılar. O oğlağı donmaktan kurtardılar. Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki 112 ekipleri yolda donma tehlikesi geçiren bir oğlağı kurtardı. Yolda bulduğumuz keçi yavrusu. Kaçit mahallesinde doğum sancısı çeken bir hastaya müdahale için hareket eden sağlık ekipleri, yol kenarında donmak üzere olan yeni doğmuş bir oğlak fark etti. Çok fazla soğuğa maruz kaldı. Oğlağı ambulansa alıp gerekli müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hayvanı hipotermi battaniyesine sararak ısıtmaya çalıştı. Bu arada sağlık ekibini fark eden ambulansın bulunduğu yere gelen sürü sahibi, oğlağın hayata döndürülmesinin mutluluğunu yaşadı. Ve bu haberle ana haberi noktalıyoruz efendim. İki gün boyunca ben olmayacağım. Muhammed Binici sizlere haberleri aktaracak hafta sonu. Pazartesi günü saatler 19'u gösterdiğinde inşallah bu ekranda, bu frekansta görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.